Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Geceniz mübarek olsun. Ve Aleykümselam. nurlu olsun. Geceye nurlu denmiyor zannediyor. Oysa gece karanlık değildir. Karanlık örtmüştür. Ben telefonumu kapatayım. Bugün enfusi dersimiz. Ne var? Enfüsi edersiniz. Baklava var yani. Evet. İlginç. Aynen öyle. Bugün bakayım Cenab-ı Hak muvaffak ne kadar edecek. Bakayım ne yapacak Cenab-ı Hak. Allah Allah. Bir şey mi eksik? Hiçbir şey eksik değil. Her şey tamam, fazladır. Çünkü fazla enerji kontrolsüz. Olmayan enerjiden beter tahribat yapar. Anladın mı? Olmayan enerjiden fazla tahribat hangisi yapar? Kontrol edilemeyen enerji yapar. Mesela insanı değersiz kılmak, değer vermemek mi çok zarar eder? Hak etmediğinden fazla değer vermek mi? Fazla yani. Ya. Hak et, yani az değer vermek içsel çöküntü, hak etmediğinden fazla değer vermek ifrat ki şeytanlaştırır, firavunlaştırır. İlginç. Mesela bugün birisine de diyordum böyle. Çocuk diyor, annesi diyor ki çocuğa. Kaç dakika var? Daha var. Ben arkadaş gibiyim diyor. Baba da öyle diyor. Ne kadar yanlış. Baba kim olacak? Sen arkadaş gibiysen. Ondan sonra tepene biniyor. Ben diyor arkadaş gibiyim diyor. Çocuğuna diyor. Arkadaş gibiyiz. Annelik kim yapacak? Onun için tepene biniyor. Laf dinlemiyor. Arkadaş gibi değil ki baba gibi olacaksın. Allah sana dedi ki baba ol. Allah sana dedi ki anne ol. Arkadaş ol demedi ki, uydurma işte, uydurma şeylerle, arkadaş gibiyim. Onun seviyesine iniyorum. Sen onun seviyesine inersen, o nereye gayret edip hangi seviyeye çıkacak? Hedefi yok etmişsin. İşte böyle yozlaşmış nesiller çıkıyor işte. Yöntem, böyle dediğimiz zaman, oluyorsun, kötü. Neticeye bak. Annelerimiz, babalarımız kalitesine bak, evlatlarımıza bak. Yani meyvesi bu. Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsan. Evet, evet. Allah Allah. Geliyor musunuz? Çok ilginç, ilginç. Bugün durum hepten iyi değil yani ha. Bugün iyi değil. Bugün hiç iyi değil. Böyle başlamışsa herhalde hayırlı bir alameti yoktur bu işin. Vay be. Ne yapıyorlar bizimkiler? Canlı yayında olanlara bakayım. Ne yazmış, ne diyorlar? Kimler var böyle? Sevgili kardeşler ne yapıyorlar? Ama çok ciddi bir şey söyledim ha. Evet. Ben Selamünaleyküm Hasan abim. Aleykümselam. Almanya'dan Halil. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın. Allah razı olsun. Sesinden Halil ve Almanya olduğunu, Allah da kulunu Müslüman ve ameli olduğunu anlar. Sesinden Halil ve Almanya, Allah da kulum ve namaz ve ibadetinden kulum diyor. Elhamdülillah. Allah ebeden razı olsun. Amin. Hepimiz. Bugün çok mutluyum. Hayır. Meçhul ve karanlık ne ettiği belli olmayan dünyalara biz teslim olmayız. Önümü görmesem yürümem. Yürüdüğüm yerden de kimse döndüremez beni. Çünkü görmüşüm. Bazılar diyor ya, niye böyle diyorsun? Sen sus.
Senin vazifen susman. Ben susarsam suç olur. Emir almasak demeyiz, yapmayız, gitmeyiz, yürümeyiz. Emir almışız. Abim, şimdi sen gel, bana bir alo de. Sen sırtımın şeyisin yani. Estağfurullah. Borcusun. Estağfurullah. İstediğin yere, istediğin şekilde gideriz. Hiçbir şey, hiç sorun yok yani. Estağfurullah. Emri Ahmet'im, bunu bilesin yani. Biz, çünkü sen hizmet için geliyorsun. Rahmet. Benim davamı anlatmak için. Rahmet. Başımın üzerinde yerim var. İstediğin şekilde, istediğin yere gideriz. Avrupa'yı bile turlarız. Rahmetli babam para kazanmaya gelmişti oraya. Frankfurt'un Gerlingen'e yakın bir yerdi. Ben de vazife için gitmiştim. Babamın gittiği yere 16 kilometre Gerlingen diye bir yer var. Diyanet'in camisindeydim. Evet. Derdim ki, gittim babamın kaldığı evi gördüm. Gitti kaldığı odayı da gördüm. Maşallah. Adam göstermiyordu. Sonra niçin dedi, merak etti. Anlattım. Babam burada kalmış ilk şey. Aileye bağlılığa şaşırdı yani. Babanız alakanız mı var diyor yani. Evet. Şaşırdı yani aile bağı. Ondan sonra işin garip tarafı, bina kimin biliyor musunuz? El değiştirmiş iki tane, üç tane. Papazın. Aile bağınız mı vardı? Şaşırdı. Sip bunun için dedi, çıkartacağım seni odaya. Benim şu anda hakkım yok. Kirada diyor ama anahtar var bende diyor. Altı lokanta. Açtı. Çatının altında yattığı yeri de gördüm. Çünkü amcam sağ, o söylemişti. Kaçıncı odada olduğunu. Dedi ki papaz. İnerken, babam buraya para kazanmaya gelmişti. Sen niçin geldin dedi. Ben de dedim, seni kazanmaya geldim. Şaşırdı. Nasıl beni kazanmaya? Şimdi kalbin atmadı mı? Düşüncen şaşırmadı mı? Bak, kaç sene sonra, ben 40-50 sene, belki de 40 sene sonra gelmişim. Şimdi sen merak etmedin mi? Bak, senin aklının zerre kadar böyle kaymasına vesile olduğumsa seni kazandım demek. Ben bu kadar yaptım. Onun ifadesiyle Tanrı, gerisi Tanrı'ya ait. Bırakmadı. Belki de yarım saat lokantasında sohbet ettik. Papazla. Hey gidi. Hey. Selam olsun. Hazır mıyız arkadaşlar? Biraz 5 dakika, 6 dakika geçti ama. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bu çarşamba dersi, gerçi derslere giden var ama sakın kaçırmamaya çalışın. Tavsiye ederim. Çarşamba dersi değişik derstir, enfusi derstir. Enfusi dersimizi şualardan 5. mertebeyi Nuriye Hasbiye yapmıştık. Oradan biz geçen hafta şey yaptık. Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayatına bakarsan hayat 4 tane zulümattan sıyrılır. İnsanı çevreleyen, hapseden 4 tane zulümat çeşidi vardır. Onun için İhlas Suresi de 4 ayettir. Bunları kaldırır. İhlas Risalesinin dusturu da 4'tür. 4 tane dustur vardır. Sonuncusu çok ilginçtir. İsar hasletidir. Bu İsar hasletinden biraz bahsedeceğim. Ama ben o geçen hafta işte o 4 tane kuyudan, 4 tane duvar kuyusunda şey olarak itikat boyutunda 4 tane esas çalışıyor. Esas.
bilerek söylüyorum. O da neydi? 69. sayfada iman gözüyle gördüm ki, birincisini söylüyorum. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı. İhlas suresinin birinci ümdesi ayetinin esası ya. Ne demektir diye şey yapmıştım. İkincisi, nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Üçüncüsü, kendinden daha kıymetdar, baki mutadit vücutları meyve veren kelime-i hikmet hükmünde olduğunu üç etti. Dört, mensubiyet cihetiyle çok yaşamak gerek yok. Bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakin ama hakkal yakin seviyesinde iman gösterdi. Bir an yaşamak. O da nedir? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah kabul edip, itikat edip, iman edip bir an yaşamak. 10 sene, 1000 sene, 2000 sene, 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yaşamış. Ama la ilahe illallah, Nuh Resulullah, Nebiullah diyemeyen var 900 sene. Ama bir an la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, yani burada bir garip bir şeylik yaşanıyor, yapısı var. Uzunluk, kısalık, mekan ve zamana mukayyet olanların şeyidir. O ruhta zaman yoktur. Ruhun zamanı olmadığından kabul ve reddi zamansızlıkla ölçülür. Ruh Allah'ı kabul ettiği için sonsuz ebedi hayat cennete mazhar oluyor. Ruh Allah'ı reddettiği için reddedilen Allah, reddeden de ruhtur. İkisi de sonsuzdur. Reddettiği için ha 60 sene reddetse, ha 1 dakika reddetse de ölse sonsuz cehennemdir. Cehennem mahluktur. Mahlukun sonsuz tecelliye mazhar olması, insana sonsuz mekan olması cehennemi cehennem yapan insanın ruhudur. Reddeden ruhtur, ruh da sonsuzdur. Şimdi bu 4 tane ümdesi var. 4 tane yani esas var. 4 tane de dustur var. Esas asıldır, melekuttur, dustur, mülktür. Yani İhlas Risalesi'nin başında söyler, en büyük esas, en büyük kuvvet ihlastır. Ama dusturunuz, 4 tane dustur söylüyor. Kardeşini kendi nefsine tercih etmek. Esas değildir bu, dusturdur. Ben şimdi o 4 tanenin, 4 tane cehennemi, aynı zamanda bu enfusi ders değil veya psikoloji değil. İnsan neyin kıskacındadır? İnsan neyin kıskacındadır? Dünyasında her şey varken niye yoksul ve yalnız, kimsesiz, sahipsiz hisseder kendisini? Yani her şey ona çalışırken bu kainat, hatta Allah bile ona muhatap olmuşken, bütün kainat sistemi insana çalışırken, insan kendisini yoksul, kimsesiz, yalnız ve maddi ve manevi soğuk bir atmosferde yaşıyor. Onun sebebi, esbat noktasındakileri sayacağım, sonra çıkış yoluna gireceğim. 4 tane zulmetinin aynası psikolojik olarak. 4 tane şeyi çözemiyor insan. Çözemezse ki çözemediği zaman zulmet, Adem zulmetine giriyor. Nedir o 4 tane? Kafir mümin fark etmeden şu anda söyleyeceğim hepsini
Dördünü kabul etmek zorundadır insan. Dört tane zulmet. İnsan dört tane şeyin, sistemin taziki altındadır. Çözümleyemezse o dört tane zulmet, o sistem, o dört tane sistem insanı esfeli safiline indirir. Tanımlarsa ki bu akşam dördüncü sistemle ancak çıkar. Tanımlarsa, anlamlandırırsa, farka ve farkındalığa gelirse Allah iyiliğine çıkar. Dört tane sistemden bahsediyor. Niçin insan iyi değildir? Niçin insan kendisini kötü hisseder? Nereye götürürseniz götürün sorunuza genel bir cevap olacaktır. Psikolojik noktasında da öyle, ihlasta da öyle. Nedir o birinci dayatması insan? Bir doğadır, tabiattır. Tabiatın dayatmaları vardır. Mesela yer çekimi kanunu vardır. Mesela ihtiyarlandırıyor. Bak. Mesela doğanın öldürme, yani maddeyi, yani öldüren, dirilten Allah'tır. İtikat boyutunu konuşmuyorum. Öldürüyor doğa, tabiat, yaşadığımız hayat. Dayatmaları vardır. Yer çekimi kanunu vardır. Yaşlandırıyor seni. Doğanın tabiat taziki var. Onun dilini çözmesi lazım. Çözebildiği kadar belirli yere kadar rahat ediyor. Havada uçuyor. Denizin dibinde gidiyor ama doğanın tazikinden yine kurtulamaz. Kurtulamıyor. Mesela ölümden kurtulamıyor. Yaşlanmasından kurtulamıyor. Birinci dayatması doğadır. Kaçınılmaz. İkinci dayatması insan tarihtir. Tarihtir, tarih. Tarihinden, çünkü ben falanca da, falan yerde doğacağım, falanca babam olacaktır, falan tarihin mensubu olacağım diye kimse seçememiştir, seçmemiştir. Tarihin tazikindedir. Tarihin dayatmaları vardır onda. Tarihin insan üzerindeki sorumlulukları vardır. Tarih, yani bu dört tane sayacağımın bütün ilim dünyası, herkes ne diyorsa bunun dört tanenin içindedir. O başka mümkün değil. Ama içerisinde detayları var. İkinci dayatma neymiş? Tarihi vardır. Yani insanın geçmişi vardır ya. Tarihin vardır. Babanın tarihi vardır. Sana dayatması var. Dedenin tarihi var. Sana dayatması var. Osmanlı'nın tarihi var. Dayatması veya yani iyilik ve kötülükleri var. Sen onu nasıl çıkacaksın? İşte çaresini söyleyeceğim zaten. Yani tarihin dayatmaları var. Birincisi doğanın dayatmaları vardır. İkinci tarihtir. Üçüncü kaçınılmaz dayatma sosyolojidir. Sosyal yapıdır. Yaşadığı toplumdur. Yani bunun dayatmaları var. Yani çevredir. Çevredir. Sosyal yaşamdır. Bundan da çıkamazsın. Yani bir sürü şey, iğne var mesela şimdi. İğnesinden, efendim koronasından, komşun bağırıyor, açtır. Bu asır kadar zavallı bir asır görmedim ben. Yoktur zaten de. Ama bu asır kadar teknolojiyle kendi refahını sağlayan asır da yokken, ama bu asır kadar da zavallı insan hiçbir tarihte yoktu. İmkanlar yokken sosyal dayatmalardan daha az tesir alırdı insan. Sosyal baskılardan. Mesela ben ilkokulu bitirene kadar elektrik görmedim. Elektrikle alakalı hiçbir dayatma ve iyilik ve kötülüğünü görmedim. Televizyon görmedim mesela ilkokulu bitirene kadar. Bir yerde böyle konuşunca, buzdolabı yoktu, ne yapıyordunuz hocam dedi çaylinde. Çünkü iki günlük yemek yapılmazdı. Yemeğimiz, biz çarşı pazardan alınan 2-3 tane şey sayarım. Bizde kaya vardı, tuzu oradan kırardı dedem çekişte. Ondan sonra bir gaz yağı alırdı, 5 numara lamba yakmak için. O 7 numara falan getirdi.
Babam Amla'ya da gelince lüks getirdi. Böyle duvara dayayıp pompalı lüks vardı böyle camilere. Kim önce giderse caminin ortasındaki zincire o takılırdı. Onun lüksüyle herkes namaz kılardı. Bizim köyde birisi vardı Allah rahmet etsin. Yaşar Dayı, Yaşar Kunan diye. Ona kimsenin yetiştiğini ben bilmiyorum. Yani herkes lüksüme asayım derdi. Ona bak hiç unutamıyorum. Öyle bir şeyin olsun ki unutulma. Belki de bu 50 küsür senelik şeyi unutamıyorum. Hiç önce. Demek ki ikinci dayatma sosyal dayatmasıdır. Dördüncü dayatma en korkunç dayatmadır. Doğanın dayatmasından bir şekilde kurtulursun. İyi dinleyin ama. Yer çekiminden yaşlanmayı uzatabilirsin ki olacak ölüme geçici bir renk verilecek. Koronadır, monadır. Yani doğanın dayatmalarını üşüyordun vesaire bir şekilde çıkarsın. Ya ölürsün fazla bir şey değil. Yani aciz olursun. İkinci dayatma tarih. Üçüncü dayatma sosyal dayatma yaşadın. Ama dördüncü dayatmadan kaçamazsın. Hissiyat mı? He? Hissiyat mı acaba? Ne olabilir? Hissiyat dedi. Çok ilginç yani. Aferin be. Kaç yaşındasın Tahir? 25 yaşında. 25 yaşında. Vakıf. Sizce o biraz tam değil de. Nedir yani? Ama içeriği. Dördüncü dayatma, insana dayatan dördüncü kendisi. Kendisi kendisine beladır. Kendisi kendisine kuyudur. Kendisi kendisine yabancıdır. Kendisi kendisini bulandırıyor, bunalıma sokuyor. Kendisi kendisini psikolojisini bozuyor. Kendisi kendisini öldürüyor. Kendisi kendisine düşmandır. Kendisi kendisine yabancıdır. Kendisi kendisinden uzaktır. Kendisidir. Her şeyden kaçarsın, hariçtir. Doğadan uzaklaşırsın. Yapabildiğin kadar rahat edersin. Tarihten uzaklaşırsın, unutursun, dinlemezsin. Üçüncüsü, sosyal yapını değiştirirsin, rahat edersin. Ama sen, senden kaçamazsın. Kaçtığın yer, düşünebiliyor musun? Belam benim. Ben benim belasıyım. Ben bana düşmanım. Ben benden uzağım. Ben benim halim. Peki nedir o? Benim ve aklım var. Ben. Ben olan ben. Yani artık bunun içerisine hissiyatı koy. Mesela duygu. Duygular duygularımızı bozuyor. Hisler hislerimizi bozuyor. Akıl, aklımızı bozuyor. Daha ilerisi var mı? Hissimi bozuyor. Duygumu bozuyor. Aklımı bozuyor. Aklım aklıma düşman. Duygum duyguya düşman. Hisime düşman. Ben bana düşmanım. Aynı zamanda ben bana dostum. Yani içsel alemindeki zıtlar karmasıyız. Celal ve cemal tecellisine mazharız. Tek boyuta dönebildiğimiz kadar karşıtımız yok oldukça, karanlıklar yok oldukça nur var oluyor. Karşıtımız azaldıkça, yani kontrol ettikçe o kadar mutlu ve huzurlu olacaksın. Başka şansın yoktur. Bunu kim yapar? İman yapar. Nasıl yapar dedim. Ben bana nasıl hakim olurum? Ben bende nasıl inşa olurum? Ben bana nasıl dost olurum? Ben benle nasıl barışık olurum? Ben bende nasıl yaşarım? Hissimi nasıl kuvvet verir? Duygum duyguma nasıl kuvvet verir? Aklım aklımı nasıl yüceltir? En büyük müessir sebebi nedir biliyor musunuz? İsa hasletidir. Beni bende inşa eden budur. Mesela su diye Bedir ve Uhud'da su yaralı sahabe
su gelirken öteki taraf su diyor. Bu ölen, ölmek üzere olan yaralı diyor ki, orada kardeşim su dedi, bana verme, ona ver. Niçin bunu diyor? Kendisini onda inşa olduğuna, fena fil ihvan, fena fil kardeş olunca tek hayatlı yaşamıyorsun. Cemaatinin yaşı kadar yaşıyorsun. İman ettiğin kadar, iman ettiğin şey kadar yaşıyorsun ki Allah'tır o, içerisi iman Allah'tır, ebedi oluyorsun. İman, işte okuyacağım. İman, alem-i şehadette icraat yapıp, tesir yapıp ama buralı olmayandır. İmanın içeriği Allah'tır. İşte eylemsel itibariyle beni bende muvaffak eden, fetheden, geçici küçük bir hayatımı bekaya dönüştürüp kardeşimin hayatında dirilten İsa Hazretidir. Beni ortadan kaldırıp biz yapandır. İşte diyor ki, niye anlattım bu kadar 10 dakika? Bir insana değersiz kötülük yaptırmak istiyorsanız, kötülük mü yaptırmak istiyorsun? Ona değersiz mi bir şey yaptırmak istiyorsun, değersiz bir şey? Onu olduğundan daha büyük hissettirin ve düşündürün. Onu olduğundan daha büyük, sen çok büyük adamsın. Senin gibi adam yoktur. Sen var ya sen. Sen konuştuğun zaman alemlerim değişiyor. Hani demiş ya Allah Resulü, böyle demek kardeşini öldürmektir yani. Suratına toprak atmak lazım. İnsana bak. Bir insana değersiz kötülük yaptırmak istiyorsanız onu olduğundan daha büyük hissettir ve düşündürür. Düşündürün. Göreceksin ki o çok büyük hatalar yapacak. Öyle zannedecek kendisini ve büyük hatalar yapacak. İşte başta dedim, çocuğa diyor annesi, çocuğa diyor ya babası, ben arkadaş gibiyim. Sen çocuğa arkadaş gibiysen anne, anne kim olacak? Anne gibi olacaksın. Yani kendini güya tevazuya indirip çocuğa hedefini yok ediyorsun. Anne anne pozisyonunda, rolünde oynayacak. Çocuk da çocuk rolünde kalmak zorunda kalacak. Her istediği verilen çocuk, hedefsiz çocuk haline getiriyorsun. Hayat, kaç tane şey okuyayım, sonra mektubu. Hayat bir tamamıya oyun olduğunu Allah söylüyor. Ayette söylüyor değil mi? Bir oyundur, oyalanmaktır diyor. Bir oyundur, bir de oyalanmak. İki şey bakın. Hayatın kendisi oyun. İnsan oyalanır oyuncaklarla. Ciddiye alırsan acıtır. Ve aleminde büyür ve önünü göremezsin. Hayat bir oyundur. İnsan oyalanıyor. Çok büyütürsen seni kör eder, yolunu göremezsin. Manasını iskalarsın. Ahiretten seni vazgeçirtirir. Çöpçü çopa o kadar ülfet etmiş ki, büyük bir alimin hayatından şey yazmışım. Çöpçülük yapa yapa, bunu ama çok dikkat edin. Bu alimden aldım bunu. Yani yaşayan alim değil. Allah alem. Ektar mı? Aktar diye biten bir alim, soy ismi. Aktar diye, ha, Aktar. Diyor ki, bir adam kokucu dükkanına girmiş koku almaya, orada bayılmış. Bir türlü ayıtamadılar koku satılan yere. Bu zatı çağırdılar, hemekinmiş. O güzel kokular satılan dükkandan o bayılan adamı ne iş yapardı diye sormuş. Çöpçüymüş bu adam. Hemen oradan çıkarın demiş. Affedersiniz, pislik getirin, burnuna koklatın demiş. Koklattılar, düzelmiş. Sırrı nedir dedikleri zaman o bundan besleniyordu. Güzel koku onu ortadan kaldırdı diye.
Onun için bazı insanlar çok pis koku aldıkları için güzel ortamlardan, güzel insanlardan, güzel sohbet ortamlarda rahatsız olurlar. Çünkü kokuyla beslenmiş. Çöpçüdür o. Pislik koklayan gül dükkanında bayılır. Bu İhya-ül Muhittin'le de geçiyor aslında. Evet. O da almış benim gibi. Şimdi bir de bir şey de şey yapıp ama girmeyeyim. 20. mektup. Bu kadar mukaddeme bunun için de İshar Hasreti mutlak hayatta var olmaktır. İshar Hasreti kardeşini tercih edebilmen için kendin ortadan kalkman lazım. Ustadımız İshar Hasreti'ni eylemsel şöyle diyor. Kastamonu'da söylüyor. Zühtü abi galiba vefat etti. Ona diyor ki, onun için diyor ki, din adına kimse yalan diyemez, şaka yapamaz, yüceltemez bir şeyi. Olduğundan fazla yüceltemez. Olanı söylemek zorundadır. Hele alimse, hele asın imamıysa o öyledir. Diyor ki, o diyor günah cihetiyle öldü. İbadet cihetiyle devam ediyor hayatı. Çünkü kardeşlerinde vardır. Biz bedenen var değiliz. Bedenen yaşamak beşerdir. Ruhsal yaşamak insandır. Beşer ne demektir? Alimlerin sözünü söylüyorum. Hayvani duyguların zebunu olup derisi giyilmeyen, tüyüyle korunmayandır. Var ya ayı tüyüyle korunur, sığır da öyle. Derisi giyilmeyen, tüyüyle korunmayan. Ama hayvanın bütün hayvanların, mesela domuzun birkaç özelliği var, köpeğin birkaç özelliği var, ayının, yılanın, ama beşer demek bütün şerlerle dolu, hak ve batıl, doğru yanlış, öyle bir kutu düşünün, dolu olan bir yapıdır. İnsan ise o zulmetlerden sıyrılıp insan olan anlar bizi. Lütufla kahrı aynıdır. Şeyin vahid. İkisi birdir. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan, yani insan olan anlar biz. Şimdi o İshar Hasreti seni, yani küçük bir damla iken okyanus haline getirendir. İshar Hasreti sıradan bir söyleyiş değil, sözleniş değil, sesleniş de değil. Değil yani bu. İshar Hasreti varlığını, hayatiyetini, küçük bir cüz'i anlayışını külli ve bütüne atmaktır. Dönüşmek yöntemidir. Onu da nasıl yapacaksın? İshar Hasreti kolay değil. Bununla yapacağız. Neyle? 20. mektubun başında. Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Hılkat ile fıtrat arasındaki fark neydi abiler? Hılkat nedir? Hılkat. Yaratılış. He? Yaratılış. Yaratılış çok güzel. Fıtrat? Özellikler. Harika. Çok güzel. Yani Allah var iken bu mevcudat yoktu. Her an zaten Allah hakim. Allah kalem ile kağıdı ve beni yaratması itibariyle hepimiz eşitiz. Kalem de yaratılmış, kağıt da yaratılmış, domuz da yaratılmış, cehennem de yaratılmış, cennet de yaratılmış, ben de yaratılmış. Yaratılış itibariyle olma tarafımıza hilkat olmuşuz. Ama bu kalemdir, bu da kağıttır ama ben de benim. Bu fıtrat, bu fıtrattadır, bu da bu fıtrattadır. Onun için diyor ki, katiyen bil ki, şüphe etme ki, hilkatin en yüksek gayesi, yani yaratılmanda
en yüksek gaye. Fıtratın, yani sen beşersin ama insan olma adayısın. Herkes anasından beşer doğar. İnsan doğmaz. İnsan olunur. İnsan doğulmaz. Peygamberler hariç. İnsan doğulmaz. Beşer doğar. Sıyrıldıkça insan oluruz. Aslına yolculuk. Ama aslına yolculuk. Aslı esmalar durağan olmadığı için hiçbir zaman insan aslına ulaşamaz. İnsan seyru seyir, seyru enfusi ve afaki yaparken, yani sanki o aslı duruyormuş, durağandır. Ben de gide gide yorula yorula en son aslımı yakaladım. Aslı yakalanan bir şey, ezeli ve ebedi olmayan ve durağandır. Bekliyordu beni, ben de çıktım yakaladım. İnsan ise aslı esma olduğu için ezeli ve ebedi, durağan değildir. Mutlak ve muhit olduğu için hiçbir zaman bu seyir, insanın seferi, seyahati durmayacak. Ona, o yönedir. Ona değildir. Onun zatına değildir. O yönedir, yönelir. Hılkatın en yüksek gayesi, yani Allah, düşünebiliyor musunuz? Yani ben bir şey diyeyim, siz de ama lütfen dediğimi yapın, ben de yapacağım kendim. Yapın, gözünüzü kapatın. Allah var, hiç kimse yok. Hiç kimse, sen de yoksun. Şimdi olmayan sen, bir düşün hele. Allah, tabi, taayyülü küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür değil. Haş, Allah için denilmez. Allah'ın nereden hatırına geldi ki Zübeyir seni yapayım? Açmayın gözünü. Bir düşün hele. Ezeli ve ebedi olan Allah'ta ben olma. Bana benlik vermesi. Ben işte ben Zübeyir diyorsun. Hayır. Açmayın, düşünün böyle. Bu tefekkür işte. Yani ezeli ve ebedi olan Zat-ı Zülcelal'de benin olması. Şimdi açın. Biliyor musunuz? Babamız vesilesiyle olasılıkların içerisinde sıfıra yakın. Yani bedensel de olmak sıfıra yakın bir şey. Allah'ın sana yaptığı iyiliğe bak. Mutlak zulmet olan Adem-i Sırf'tan, Adem'den değil, Adem-i Sırf'tan dedi ki Allah lazım, sen ol. Bana sen benlik ver. İfade de edemiyorum ya. Allah'ın iyiliğine bak. Beni Allah'lık hakikatında, mahlukat yok, Allah'lık mahluk şeyinde, hakikatında beni seçti. Ne yaptı? Bütün yaptığı iyiliğe bak, durmuyor. Şu Allah'a vefasızlık yapılır mı? Şu Allah'a ben anlatayım. Bu Allah'a yanlışlık olur mu? Bak. Hiçbir şey yok, o var. Allah'lık hakikatında belirledi beni. Mahlukat 18 bin alemi yarattı. 18 bin alemin müekkel ruhanileri, meleklerini, her şeyi yarattı, donattı. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Dan, Man, Tam, Tez, her şey. Ruhaniler, cennet, cehennemler, cinler. Dedi ki, yarattım ama her şeyi yarattım. Her şeyin filistesi, kulasası sensin. Her şey insanlık itibariyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın timsaliyiz. Yani güneşin aynadaki görüntüsüne timsal. Ne aydır ne gayr. O cihetimizde bizde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru var. Timsali suretiyiz. O cihette kainatın eveliyiz. Ve bütün mahlukat, cennet, cehennem, domuz, yılan, Cebrail, Mikail, İsrafil, arş, kürs, cennet, kürs, neler varsa bütün 18 bin alemi bir de senden yarattı. Yarattı. Bunları da sana hatırlatmak için
böyle bir derse de muhatap etti şimdi. Yani ne yapılması lazım daha ileri iyilik? Şu anda bu derste ne yapılıyoruz biliyor musun? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Şu anda yaşadığım şu haletler var ya, şu anda duygu normal değil. Beşeriyetten çıkmanın alameti değil, insan olmaktır. Bu haletlerin miktarı, kaç saat derste durdun? Haletin kaçtı? Yani bir saatte 25 dakika. 25 dakika bugün insan olduk. Beşeriyetten 25 dakikayı insanlığımıza kurtardık. 25 dakika insanız bugün. Müslüman ise 5 vakit namaz kıldığı için 24 saatin 24 saati insandır. Ama bu başka bir şey şimdi. Arasındaki fark. Mesela namaz kıldın insansın. Bütün hayatın insan. Ama insan-ı kamil. Seyahat. Aslına doğru seyahat ama aslına yön olarak aslına hiçbir zaman varamayacaksın. Niye? Durağın değil senin aslın. Orada bizi bekliyor da biz de çok gayret ettik, yükseldik, gittik, bulduk. En son yoruldum ama buldum işte. Değil öyle. Durağın değil. Devamlı ne olduğunu bilmiyor. Ezeli ve ebedi. Ama bana yaptığı iyiliği bilmiyor. Ne nasıl bir şeydir? Allah'ın yaptığı. Demek ki niye fazla durdum? Fıtratın en yüce neticesi bu. Yani bu saydıklarım belki de 30 küsür dakika imani billahiymiş. Aleminde emin olmak. Buna şahit olmak. İman. İman emin olmaktır. Şahit olmaktır. Evet ya Rabbi beni yarattın. Evet ben yoktum. Bana değer verdin. Yarattın, bırakmadın beni. Varlığından haberdar ettin. Bırakmadın gene beni. Şeyde söyler, 24. sözde söyler, şualarda da söyler. Ayrıyeten Allah, şu müceddidlik içinde Risale-i Nur'u vererek, ilmi Kur'an ve hikmet imaniyeyi verdi diyor. Ayrıyeten. Bu asra mahsus. Niçin bu asra mahsus? Geçmiş asırların helak olmasına sebep olan günahların bu asırda alenen daha genel işlenmesine mukabil peygamber olması gerekirken, peygamberin olmaması, o asırdaki tamirci peygamberlerin mazhar olduğu ismi azamlara, bu asırdaki müceddidin de o ismi azamlara mazhar olması lazım. O peygamberlerin mazhar olduğu ismi azamları cem edince, onda hikmet-i imani, hikmet-i Kur'aniye verildi diyor. İlim, yani ayrıyeten Kur'an'dan ayrıyeten bir şey verilmiş. Bu asra mahsus olarak. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri de belirtiyor. Onlardan bir tanesi, bir tarafını söyleyeceğim. Hikmet-i Kur'aniye verildi diyor. İlmi Kur'ani, hikmet-i imani verildi diyor. Bir tanesi şu. Mesela Adem mevzusu diyor. Adem mevzusu yani insanı üzerine insanı inşa etme şeyi mesela serüvenin kendini inşa etme Adem-i mutlak gibi tabirlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir hakkın tamamen bu mevzu işlenmiş. Sahabeler buna sahipti bu ilme ki İsrar Hasreti ondan olmuş. İsrar Hasreti'nin ruhudur o. Adem mevzusunu kavramak. Yok olacaksın ki var olacaksın. Vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Bunu İsrar Hasreti olarak gösterilmiş. Bir tamamıya sahabede vardı diyor. Sonra diyor, tabi'in ve tebe-i tabi'in. Sahabeyi görene tabi'in, onu da görenlere tebe-i tabi'in. Ne yapar? 300-400 sene geçiyor. Tek tüklerde kaldı diyor. Bir tamamıya tekrar diyor. 1000 sene sonra diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 1000 sene. Tabi'in ne yapar? 300-400 sene olsa 1000 sene eklese 1400 sene. 1000 sene sonra diyor. O tabi ve tebe-i tabi'ne 1000 sene sonra ahir zaman Mehdisi ve cemaatinde diyor. Bu Adem mevzusu bir tamamen ortaya çıkacaktır. Ben söylemiyorum.
Orada yazıyor. Mektubat-ı Rabbaniye'de yazıyor. Yani ayrıca ne bu şımartma şeyini, hayır. Üzerimizdeki nimetin kadrini, kıymetini bilmek lazım. Kadrini, kıymetini bilmek lazım. Yoksa Allah alır elimizden, haberimiz bile olmaz. Nasıl alır biliyor musun? Derse gelecek, bahane üretebiliyorsan, kitap okuyorsun, okuyacaksın, bahane üretebiliyorsan, liyakatını kaybettiğin için Allah sana nasip etmedi, elinden aldığının alınmış demektir bu. Okuyabiliyorsan da. Okuyamazsan, okuyabiliyor. Eğer okuman gerektiği halde okuyamıyorsan, derse gelmen gerekirken gelmiyorsan, bahane üretebiliyorsan, elinden alınmış. Böyle kitabı senin elinden almazlar. Bir duygu verirler. Yani iştah vermez sana, derse gelmez. İştah vermez sana, okuyamaz. Ondan kork. Zübeyir abi dedi ki, bizim pirimiz, ölümden korkma. Ölüm bedenedir. Beşeriyetedir. İnsanlığımıza ölüm yok. Okuyamamaktan kork. Ödüm patlıyor, ciddi diyorum. Ödüm patlıyor. Ya Allah benden alırsan onu. Ne yapacağım? İşte hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın ben olan beni, fıtrat, yani hılkat içinde bu da yaratılmış, ben de yaratılmışım. Hılkatız, eşitiz, yaratılışta eşitiz. Mesnevi de söylüyor, eşitsin, eşitiz. Ama bu kalem denmiş, bu kiraz denmiş, ben Hasan denmiş, bu fıtrat. Bunun da en yüce neticesi imani billah'tır. Bu fıtri iman var bunda. Ben de onaylı iman var. Onun için üstünü. Bulu çağına kadar fıtri iman var çocukta. Bulu çağından sonra onaylanmış, eminliğe gelmiş, emin olmuş bir iman var. İman emin olmaktır. Aleminde tanıklık yapmak, şahit olmaktır. İman. Demek ki hılkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Birisi geniş, birisi yüksek. Allah'a imandır. Yoksa hiç gelmemiş, yaşamamış kabul edilir. Mesela peki kişi nasıl bunu şahit olur? Ben sokaktakinde öyle iman etmeyenlerden bahsetmiyorum. İman eden Müslümandan da söylüyorum. Kaç kişi yaşadığının farkındadır bugün olmuş? Ben yaşıyorum. Yaşadığının farkında olan. Yaşadığının farkında olan namaz kılanlar. Namaz kılmayanların kendi Kur'an tabi yaşamamış kabul ediliyor. Ya dedi ki, ya Edison cennete gidecek mi dedi. Lan Edison'un böyle bir derdi olmamış. Sen başkasının derdini niye ettin? Ya ben acaba dersin cennete gidecek miyim dedi mi? Yok. Sen niye dert ediniyorsun? Böyle bir derdi yok ki. Bir. İkinci cevabımız, öyle birisi yaşadı mı ki cennete gitsin? Niye böyle bir şey? Yaşamamış. Namaz yok, iman yok, yaşamamış kabul. Adem. Bir insan cennete gidebilmesi için var olması lazım. Usta abiye, Zübeyir ustadımız, bizim meşrebimizin şeyi, pirleri ustadımız, Zübeyir abiden geliyor bu ekol. Nasıl ki Ebu Bekir'den bir ekol gelir, Peygamber Aleyhisselam'ın bir sıfatı, Hazreti Osman ekolu var, Hazreti Ömer ekolu var, Hazreti Ali ekolu var vs. Bizim işte ustad, Zübeyir abi, Rüştü abi. Rüştü abiye dedim ki, Rüştü abi dedim, falanca dedim, Risale'ye itiraz ediyor dedim, hiç yakıştıramadım yani böyle. Meşhur yani, çok meşhur böyle. Zavallı, keşke demeseydim ama öğreniyorum yani, çok gençiz yani, ne bileyim ya. Cevşen'i oturarak okumazdı, hep volta atardı. Böylelikle hareket ederdi dershanede. Cevşen'i böyle. Cevşen'i okumadığı günü ben hiç ömrümde görmemişim. Komple bitirirdi Cevşen. Ben oturuyorum ya. Rüştü abi dedim. Hem ezber okuyor. Ha? Ezber öyle tutuyor yani. Ama ezberli kafada. Abi dedim, falanca dedim, Rüştü Ali Nur'a bununla alakalı söyleyeceğim. Fiili olsun diye. Ya şey değildir falan, itiraz etti dedim.
Gitti, geldi, gitti, geldi. Nereye noktalanmışsa bir yere geldi. He, öyle birisi yaşıyor mu dedi. Bana, öyle birisi yaşıyor mu? Çok iyi biliyor o da. Yani ben de biliyorum ki yaşadığını o da biliyor. Ama ben de tabii onun uslubunu bildiğim için hiç ses yapmıyorum tabii. Ondan sonra böyle sordu. Gene okumaya gitti, geldi, geldi. Biraz sonra da gene durdu. Bak dedi. Bir insan, insan ise sorusu olur, itiraz olur, cevap verir. Sen dedi o anda geçti bir araba. Bu araba demezdi. Motor derdi. Şey, motor demezdi arabaya. Makina. Şu makina sesini duydun mu? Duydum abi. Hiç merak ettin mi nasıldır, neyin mi, hangi motordur falan? Ses yapmadım. Ha, bunların sesi de diyor. Makina sesi kabul et. Araba sesi ya bizim. Araba sesini şaşırır mısın? Araba sesi. Böyle birisi yaşamamış ki dünyada diyor. Yani böyle birisi gelmemiş. Ama namaz kılıyor. Ya böyle bir esere itiraz eden adam yaşamamış yani diyor. Şimdi bir tane insan kalkıp İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatına, Mevlana Halid-i Bağdat'ın mesnevisine, İmam-ı Gazali'nin ihyasına, dili zaten bu bir Müslümansa bu adam yaşamamış yani. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatına, Risale-i Nur'a, anlamıyor. Ha, iman-ı billah. Neyse oraya gelin. Yaşamamış. Fazla durdum. İman-ı billah olduğu için. Şimdi daha hızlı gideceğim. İnsaniyetin şimdiye kadar neydi? Beşerdik. İman-ı billah olunca, görüyor musun bak, beşer. Şimdi insan olduk iman edince. Yoksa beşerdi. Niçin, nereden çıkartıyorsun? Ve insaniyetin en âli mertebesi, insaniyetin en âli mertebesi, ama beşerde zıt, celal, cemal, cennet, cehennem. Ya insan nedir biliyor musun? Mesela pekmez tayını getir karıştır. Aynı bunun gibi 18 bin âlimi getir, tencereye koy, karıştır, 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 cemine beşer. Müsbet tarafları, yani cemal sıyrıldıkça o zaman insan oluyor. İnsan diyor ki bak, insaniyetin en âli mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı. Yani beşer ne işe yarıyor? Karanlık ne kadar karanlıksa aydınlık o kadar aydınlık oluyor. Beşer, ademi, adem cinsinden olduğu için vücut orada ifade ediliyor. Onun için insaniyet beşeriyetten, beşeriyet aynasında sıyrılıyor. Onun için ikisini zikrediyor. İman-ı billah'tan sonra şuraya bak, sisteme bak. İnsaniyetin en âli mertebesi nasıl olacak diyor. Ne demek? Beşeriyetini bırakmıyorsun. Aa bak, bu beşerdir. Yer, içer, doğanın dayatması var. Şuraya kadar beşeriz. Doğanın dayatması, tarihin dayatması. Başka? Toplumun sosyolojinin dayatması beşeriyetimiz. Ama bu, ben kendimi dayatmalarım insanlığın sorunudur. Beşeriyetin en âli mertebesi, insanlığın en âli mertebesi Ali. Beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki Allah'a imanın içerisi de var. Ne varmış? Marifetullah. İman tek bir hakikat değil. Hani derdim, hatırlar mısınız? Allah'lık hakikati vacibül vücut. Anlamak için yok. Aslında öyle bir şey yok yani orada. Biz anlamak için denmiş. En merkezde soğanın cücüğü gibi anlamak için aşağı. En merkezde mahiyet-i zatiye var. Allah'lık hakikati. Çık dışarıya. İmam-ı Rabbani Hazretleri de zikreder bunu. Mahiyet-i zatiye var. Sonra? Şunat-ı zatiye. Çık dışarıya. Sıfat. Sıfatlar var. Zati ve sıfatı. Sıfatlar da. Çık dışarıya. Esma. Dört. Her tarafta dört. Tamam. İhlas-ı Risalesi bunu anlatır. Bu dört taneydi aynı zamanda. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? İman 42. sayfaya işaret edeceğiz da Sa'di Teftezani'nin tanımına, tarifine göre naklediyor usta. İrade-i cüziyenin insan kul sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun koyduğu zatının bir nurudur. Mahiyet-i zatiyeden geliyor iman.
Esma'dan gelmiyor. Peki dağın tepesinde su çıksa oradaki taht ile bir sürü yerden geçecek. Topraklardan, madenlerden, otlardan, ağaçlardan, yapraklardan suya bir şeyler yüklenecek, eritecek. Suyun tadını değiştirecek. Aynı on evinden, mahiyet-i zatiyenden iman nuru inerken şunat-ı zatiyeden alıyor. Zatiyeden gelen bir nur katlanıyor kartopu gibi. Şunat-ı zatiyeden yükleniyor. Şunat-ı zatiyeden de sıfatlar yükleniyor. Esmalar yükleniyor ve bize konuyor. Onun adı iman. Onun için iman acayip bir şey. İçerisi dışarısı yok yani. İman alem-i şehadet olup, icraat yapıp, insanı anlamlandırıp, Sani Zülcelal'ine nispet edip, bir halet-i rühe değil, aslımız olan bir şey ama buralı değil, burada. İnsan da öyle. Buralı değil, burada ne işi var? Rüştü abi öyle de. En çok dedim, Rüştü abi, neye şaşırıyorsun? Derdi ki, bazen şöyle derdi ekseriyetle. İnsan diyor, insana çok şaşırıyorum. Niye şaşırıyorsun dedim. Ya buralı değil, burada ne işi var diyor. Şu şeyi takar mısın? Tak abi. İman-ı billah'tır. Demek ki iman-ı billah'ın için ver abi. Şimdi imanı anlattım. İnsan aleminde onu fark eder, onaylarsa onun adı imani billah. Dedik mi abi? Dedik. Fakat insanın âli mertebesi ve beşeriyetin büyük makamı olunca o imanda da bir patlama olur. İçerisi marifetullah olur. Marifetullah niçin olur? İmani billah içinde. İmanın içinde marifetullah niçin oldu? Niçin patladı? İçinde mısır patladı, kiraz patladı, ağaç çıktı yani. Beşeriyetin ve insanlığının farkındalığı marifetullah oldu. Bak, beşeriyetin en âli mertebesi, insaniyetin en âli mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı. İmani billah içindeki marifetullah. Marifetullah'a tanımı da yaptı. Altyapısı nedir? İnsaniyet ve beşeriyetten besleniyor. Yani beşeriyet aynadır. Ademi vücutlar gibi zıt. Yani karanlık taraflarımız. Karma yani. Beşer. Beşer, bişer. Şerlerle dolu. Pekmez tayın karışımı gibi. Ama farkındalığı arttıkça insan oluyor. İşte beşeriyetin insanlığın en âli mertebesi, insaniyetin en âli mertebesi, sonra beşeriyetin en büyük makamı, o imanın bu olursa, beşeriyet ve insanlığımızı fark edersek, ha bu beşeriyetimdir, bu insan tarafımdır. Bu küfür de var insanda ama iman galip, küfür her an duruyor. Beşeriyette var yani. Psikoloji sorunlar da böyle yani. Tek boyutlu insan kendisini zannediyor. İşte bu insaniyetin âli mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı olunca, inkişaf edince farkındalığı tayi imani billah'ta patlama olur, marifetullah olur. Marifetullah'ın beslendiği insaniyet ve beşeriyettir, çifttir. Lütfu kahrın, hep aynı. Şimdi iki etli makam değil mi? İman-ı billah. Sonra onun içerisinde marifetullah. Şimdi üçüncü makama geçiyoruz. Cin ve insin. Cin şu anda o kadar var ki Müslümanlar şu anda cin. Her taraf dolu. Ruhaniler de var. Şeyde Barla da söylüyor. Sema müekkelleri hadisi var ya. Sema müekkelleri yerdeki müekkelleri gıpta ediyormuş. Niçin gıpta ediyormuş? Ah sizin üzerinizde bir iki adam, bir iki nefes Sani Zülcelal'ı görüp gösterirler, sevip sevdirirler diyor. Onun için. Şu anda yok. Onlar dolu. Bu derslere.
Hatta namaz kılan her Müslüman arkasında Müslüman cinler de dahil oluyor. Onun arkasından namaz kılıyor. Onlar mescidi var mı ya Resulallah deyince böyledir. Onlar mescidi de Müslümanların arkasında, Müslümanların camilerinde her tarafta var yani. Şimdi niye söyledim? Cin ve insin en parlak saadeti, yani mutlu olmak, psikolojik hap kullanmak yerine en tatlı nimeti, en parlak saadeti böyle, huzurlu, oh. Nimeti, imani billah içerisindeki marifetullah, marifetullah içerisindeki muhabbetullah'tır. Ya, gördün mü? Üç oldu. Yani böyle bir gafurun bir şeysi vardı böyle, Zeytinburnu'nda getirmişti böyle, bir ders anlatıyorduk böyle, tek bir şey, hani gül goncası gibi pat açılıyordu, başka bir şey çıkıyordu böyle, bir kutu gibi bir şey. Tekrar onu da bir açıyorsun, hiç ona benzeyen başka bir şey çıkıyordu. Bir daha açıyorduk, dört tane böyle. Ustad da gül goncası gibidir. Ama benim şey ifademle, buzdur, sudur. Sudur ama haşgiyodur. Haşgiyo ama enerjidir, esirdir. Aynı yer. Demek ki bu anlatılanların hep hulasası imandır. İnsaniyetimizi ve beşeriyetimizin farkındalığı, çift gittiğini, tek boyutta olmadığımızı, huzur ve adem, psikoloji sorunlarda olacak, iniş çıkışlar olacak, kadın, erkek, artı, eksi, mutlu, huzurlu, bunlar kaçınılmaz, bunlar olacak. Allah Resulü'nün açlığı, sıkıntısı, diyor ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri misal veriyor, bu hadis var da, diyor ki, 124 bin peygamber değil mi? Onlardan hepsinden ben fazla diyor acı çektim. Nasıl acı çektin yani? 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın çektiği acıyı nasıl çekeceksin? 950. Sen 63 sene yaşadın. Ötekisi kesildi. Bu kadar kısada İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle tefsir ediyor. Acı şöyledir diyor onu. Ötekisi beşeriyettir diyor. Bedenedir diyor. Kesildi. Yonuldu. Derisi bilmem ne yapıldı. Şu oldu bu oldu değil mi? Ateşe atıldı. Allah Resulü miraca gideceksin. O alemler inkişaf edecek. Şahit olacaksın. Bu alem-i şehadette ondan uzak yaşayacaksın. Yani uzak derken zırh giyeceksin, hendek kazacaksın. Lan bir adam kız kafasında var diye intihar ediyor da şimdi düşün Allah ile görüştün burada yaşıyorsun. Lan bir kız için intihar ediyorsun. Abi bir anımı anlatayım da ben de. Bir gün böyle saraya gittim okul. Hızlı söyle. Okul götürmüştü de beni saraya gösterdiler. Eve bir geldim, iki gün oturduğum yerden kalkamadım ya. Yani. Niye? Sarayın Haşmetinden. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ya Dolmabahçe şeyse öyle ya. Padişahlar şey, acayip oluyor insan. Şimdi bak, adam bir kız için, erkek için, ne bileyim bir para için, makam için, kariyer için. Mesela ben geçen dedim iki gün önce bir hoca arıyor. Alıyor ya. Bana diyor bir şefaatçi bul da bilmem yüksek lisans yapayım, bilmem ne yapayım da yurt dışına gitmek için. Sen bir şehrin ana merkezinde hocasın ya. Kanaat etme, ilim şey değil, başka ne yapıyor bak şimdi. Adam kariyer için. Cennete girip çıkmayan peygamber mi vardı? Bir evet. İdris'le bir görüncüler girdi, çıkmadı. Evet, aferin. Bak iyi anlamışlar. Girdi, çıkmadı adam. Şimdi evet. Allah Resulü'nün sıkıntısını hayal edebiliyor musunuz? Şimdi anladık değil mi? 124 bin peygamberin çektiğine hiç benzemez diyor. Ama bunu izah etmek için İmam-ı Rabbani Hazretleri lazım. Üstad Bediüzzaman lazım. Mevlana Ali Bağdadi lazım. Allah'ım onların şefaatine mazhar eyle ya. Onlarsız bizi bırakma Allah'ım. Ya nasıl izah ediyor ya. Demek ki yaratılış, Allah'a imanı, sonra zıtları, farkındalık, zıt, beşeriyet ve insanımız, o iman-ı billah içerisinde oluyor o. İman etmeyenin beşeriyetiyle insanın farkındalığı yok. Kafirin böyle bir problemi yok yani. Beşerdir insan, öyle bir şey yok ki. İman küfür yok ki öyle bir adamın derdi. Demek ki bizi biz eden hılkat ile fıtrat imanı iktiza ediyor. Bak çift görüyor musun? Hılkat, fıtrat, iman-ı billah, insaniyet, beşeriyet. Bu da çift. Bu da çift. Görüyor musun? Çift gidiyor.
İmani billah içerisindeki marifetullah. Gene çift gidecek. Cin ve insin en büyük saadeti ve en tatlı nimeti o da çift gidiyor. Nasıl gidiyor? En parlak saadeti, en tatlı nimeti. Bu da çift. Keşke yazsam ya ama. Marifetullah içerisindeki muhabbetullah'tır. Muhabbetullah nedir? Muhabbet. Allah sevgisi. Nasıl bir şeydir? Bir tanesini dedim de. Dedi ki, balı yersin hocam dedi bir tanesi. Balın tadını bize anlatırsın, biz de Allah sevgisi sana anlatırız. Yenilir, yaşanır ama anlatamazsın. Dil tanımlayamaz ki. Böyle kişinin Allah ile münasebeti. Demek ki bak çift gidiyor. Hılkat, fıtrat, imanı billah. İnsaniyet, beşeriyet, imanı billah içerisindeki marifetullah. İns ve cin gene çift gidiyor. Onun şeyinde muhabbetullah. Gene çift gidecek. Ruhu beşer için en halis surur ruhu beşer. Şimdi cinden de çıktık. Dördüncü şey görüyor musun? Oraya kadar mevcudatla beraberdik. Sonra zıtlarımız vardı. Sonra ortak tarafımız olan cinlerle onlarda da sıyrıldık. Şimdi ruhu beşer için en halis surur, iki, kalbi insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içerisindeki lezzet-i ruhaniyedir. Lezzet-i ruhaniye. Nedir o lezzet-i ruhaniye? En halis surur, ruhun en halis sururu, kalbi insan için en safi sevinç, içerisinde ne var? Lezzet-i ruhaniyet sordular. Nasıl bir şey biliyor musunuz lezzet-i ruhaniye? İçerisinde imani billah var. Marifetullah var. Muhabbetullah var. Bunlara da benzemeyen bir şey. Ben nasıl diyeyim bunun ismi şeyini? Lezzet-i ruhani bu. O zaman kendinden de lezzet alıyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi fethuli fi zami içine alıyor. Fi ibadi ve tuli cenneti. Avamın gireceği cenneti diyor Havas. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Havas dünyada yaşar. Yaşar yani çünkü Keşfel Kubur en düşük evliya ya. Kabirdekileri görüyorlar. Ustad mesela bir halis, safi bir kadın namaz kılarken, tesbihini çekerken tesbih kopuyor. Dur dedi şunu dizeyim de. Dizeyim de tesbih. Ondan sonra çekerim demiş. Tesbih de çekerken ölüyor. Ustad bakıyor. Ne kaza asırdan beri oradaki tesbih. Hala tesbih çekiyormuş. Şey diziyormuş. Kıyamet kopunca aa ne çabuk da koptu ya dedi. Tesbih geçiremedim diyecek. Kabirdekileri görüyorlar. Keşfe kubur. Biz daha önümüz göremiyoruz. Kabiri seyrediyorlar. Biz daha da mı? Şimdi içerisini. Senin içini seyrediyor. Nasıl söylüyor? En bizim şey, bileceğim şu. Simadan ruhunu seyredersin. Gözünden kalbini seyredersin. Dilinden aklını seyredersin. Öyle değil mi? İmam Ali söylüyor. Dilinde kişi saklıdır. İnna atena'da münafık bahsinde gözünden kalbini seyredersin diyor. Suratından simahum fi vücûm min eseri sucud. Nasıl bir adam oldu simadan anlarsın. Nasıl bunlar birbirinin içine girmiş? Bak içine taşımış. O da cesette yani. Demek ki lezzet-i ruhaniye nereden besleniyor? İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah'tan beslenen, beslenip bunlara benzemeyen başka bir şey. Lezzet-i ruhani. Ya. Zaman ve mekandan çıkmış, kalbin ve ruhun derece hayatına gir diyor. Ne yapacaksın sen? Sen nerede biliyorsun? Gir diyor. Bak diyor, zannettin dünyada daha geniş dünyaları göreceksin diyor. Nerede? Kendileri yaşıyor. Tabii ki yaşayacak ya. Herhalde tabii. Bunlar bu eserlere mazhar olan zaman benim gibi mi anlayacak? Evet, bütün hakiki saadet, halis surur, 2, 3, şirin nimet, safi lezzet, 4, safi lezzet 4. Yani birincisi neydi?
İmani billah. Nedir o? Hakiki saadet. Gene sıralamış burada. Bak böyle hiç tesadüf yok. Bak burada da sıralamış. İmani billah hakiki saadettir. Marifetullah halis sururdur. İçini anlatıyor mu? Marifetullah nedir? Halis sururmuş. Burada söylüyor, içini söylüyor. Sonra muhabbetullah nedir? Şirin nimetmiş. Lezzet-i Rani nedir? Safi lezzetmiş. Nedir o? Kendinden kendin lezzet alıyorsun. Safi lezzet, masa lezzet. Yani şu, düşünebiliyor musun? Kendinden kendin lezzet alıyorsun. Kendin kendinde seyahat ediyorsun. Kendin kendinle barışıksın. Kendin kendini yapılandırıyorsun. Sen sendesin. Bu. Safi lezzet. Anladın mı? Nasıl böyle tesadüf var mı külliyatı hiç? Nasıl dizilmiş? İlginç değil mi? Hep dizilmiş. Safi lezzet bak. Sen sendesin. Sen senle barışıksın. Sen seni seviyorsun. Sen seni yapılandırıyorsun. Sen seni yetiştiriyorsun. Sen senle yaşıyorsun. Başka kimse aramıyorsun. Safi lezzet. Kendinden kendin lezzet alıyorsun. Aklınla aklını yapılandırıyorsun. Hissin bak. His ayrı bir şey. Hissin imal ettiği ayrı bir şey. Hissinden hisleniyorsun. Duygularınla duygulanıyorsun. Aklınla akıllanıyorsun. Fikirle fikirleniyorsun. Sen sende yürüyorsun. Yürüyen de sen. Yürünülen yer de sen. Sevilen de sen. Seven de sen. Varılmak istenen de sen. Varan da sen. Tanımak isteyen. Ben bununla alakalı bir rüyamı anlatayım. Geri gelmişken. Duydum ki Ustad ve Zübeyir abiler bir yerde toplanmışlar, sohbet ediyorlar. Ben de dedim gideyim. Ama gidiyorum ama böyle bir deniz düşün oralar, bu taraflar çam ama çam tahmin ediyorum. O kadar aşağıda, yani yeşil ağaçların tepesinde. Orası da deniz olduğu gözüküyor, bu yeşil olduğu o kadar fark yukarıdasın. Bir baktım ki yuvarlak değil, elips gibi bir cam kanın içerisinde hepsi içeride gözüküyor. Hepsi içeride oturuyor. Ama acayip bir cam kan havada. Havada ama cam arkadaşlar, cam ama nereden bakarsan öyle gözüküyor böyle. Şey gibi, kristal gibi. İçeriye gireceğim ama herkes beni orada görünce Tahir abiler, Zübeyir abiler. Böyle şaşırdılar, tamam mı? Böyle, ben de böyle cahilane yani böyle. Nasıl böyle giriyorsun? Zübeyir abi o ustadın sağ tarafındaydı. Bir fırladı o camın içine, camın tam kapısına. Dur orada, dur bir adım atma, dur. Durdum, giremedim o balon gibi yere. Dur, Zübeyir abi bir şey soracağım, dur. Tamam abi. Durdu. Orada bakıyorlar. Ama ustattan ders alıyorlar hepsi. Ben de Zübeyir abiye bakıyorum ama ustama bakıyorum. Dedim ki bir şey anlatmak için anlatıyorum. Başka bir şey işi bir şeyleri öne çıkartma karşı değil. O şeyimde yok, meşrebimde yok yani. Hakkımı da helal etmem yani. Ne, kimi neye anlatmak istiyorsun? Neyi yüceltiyorsun? Aşağı. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Yani. Zübeyir abi bir şey soracağım dedim. Dur. Sokmadı beni oraya. Dur. Daha ne soracağını da sormadı. Sen dedi soracağın soru döndü. Öyle ya, bana böyle ya. Döndü. Bir dağ var. Dağ acayip ama çok uzak. Uludağ gibi Bursa. Acayip karlar da var. Kar var, şey var. Şu dağ görüyor musun? Evet abi. Orada bir saray var. Orada saraya seni birisi karşılayacak. Allah aşkına iyi dinleyin burayı. O kapıyı çal. Üç defa çal. Üç defa çal. Yani her vuruş üç olsun. Üç defa bunu. Bir, iki, üç yani. Oraya git. Orada bir saray var. Kapıyı çal. Sana açılacak. Sana kim kapıyı açarsa sorularını oraya sor.
senin soruların cevabı orada. Burada değil. Tamam abi. Ben de böyle baktım. Masum tabi almadılar beni. Ama gidiyorum ama yani teleferiye bindiniz mi siz? Ben bindim. Böyle. Bir de Antalya'da varmış. Dünyanın ikinci. Ben de birincisine binmiştim İsviçre'de. O dağlarda. Ama dip yok yani. Ha? Dağdan dağa koymuşlar. Böyle aşağı baktığım zaman bakamıyorlardı. Uçağa da benzemiyor. Neyse böyle gidiyorum böyle. Dağa gittim. Bir şey anlatmak için. Bunlarla kaldım. Ondan sonra oraya baktım saray. Acayip bir saray. Ha, böyle tabanlandı. Bir. İki. Vurdum. Ama heyecanla bekliyorum. Sorularıma cevap alacağım. Senin sorulan cevap orada diyor. Dedi ya. Kapıyı açıldı. Bir baktım. Hayret içinde birim ya ben böyle. Ne olacak? Hayret eden benim. Kapıyı açan da benim. Ama gülen. Gülüyor böyle. Ben de hayret. Gülen de ben. Hayret eden ben. Soracak olan ben, sorulacak olan o. Ben. İsteyen benim, cevap da veren benim. Ben değilmişim. Demek ki benim sorularım bende, cevap da bende. Hepsi bendeymiş. Kapıyı vuran ben, açan ben. Giden ben, gelinen ben. Soran ben, cevap veren ben. Hepimiz böyle. Biz bizdeydik. Muhyiddin Arabi sormuş. Ben Rabbuke demiş. Vesaire. Allah Allah. Ben sen. Sen bana sor. Sen denir bilirsin mi? Demiş ki biz bizdeydik. Yani yanlışlık mı yaptık yani? Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Farklı bir yer değil. Sen ben var mıydık? Sen ben sen. Bizi biz mi sorarlar? Bizden biz mi sorarlar? Bizden bizi mi sorarlar? Ha? Bizden bizi mi sorarlar? Melekler demiş ki keşfekur. Ya Rabbi bu ne diyor? O yaşarken diyor. Zaten sözleri anlaşılmıyordu. Bırakın onu. Allah bizim bildiğimiz gibi değil. Tabii değil mi? Ama benim hissettiğim Allah lezzeti ruhani yani çok lezzetli bir şey. İnsan çocuk anasından beslenir ya. Hepiniz imanınızın lezzeti var olduğunu için söylüyorum. Herkes hisseder. Allah zevk eder, fikreder, hisseder, mahseder, zevk eder. Tefekkür ehlinde olur. Lezzeti ruhani olur. Sakın kendinizi zor görmeyin, basit görmeyin. Bu tefekkürde lezzeti ruhani olur. Peki nedir? Şu anda bu derste sakin, asude, böyle haletler yaşayan onun adı lezzeti ruhanidir. Yani imanından lezzet, yani kendinden lezzet alıyor. Kendine eminsin. Kendinde seyahat ediyorsun. Kendinden zevk alıyorsun. Sen sendesin. Ya. Bak ne dedi? Bütün hakiki saadet. Zannettin ki öyle belagat yapıyor. Hepsini buradaki nasıl gelmişse dört gelmiş dört. İman-ı billah neydi? Hakiki saadetmiş. Onun içerisinde marifetullah neydi? Halis sururdur. O marifetullah içinde muhabbetullah nedir? Sana has şirin nimettir. Onun içerisinde lezzet urhane verdi. Safi lezzet. Safi lezzet nedir? Men arefe nefsehu fekad arefe rabbuhu. Kendinden zevk almak, ondan zevk almak. Kendini tanıdıkça onu tanıyorsun. Beni mi tanımak istiyorsun Cenab-ı Hak diyor. Evet, ilk önce kendini tanı. Ama ne alakası var? Sen kendini tanınca beni tanıymış olacaksın. O zaman lezzet-i ruhaniye, kendinden lezzet almak, esmalardan lezzet almak. Ne olsun ya ben kimim? Esma, mesela elma yiyorsun. Ne demektir? Ben esmanın donmuş haliyim. Elmada, armutta esmanın donmuş halidir. Esma esmadan lezzet alıyor ya. Başka bir esma ortaya çıkıyor. Ben esma, armut esma, ortaya çıkan esma başka esma. Ben bendeyim işte. Ben benden lezzet alıyorum. Ben yiyorum.
Ben beni keyiflendiriyorum. Rüştar bunu anlamlandırmak için şöyle derdi. Hiçbir zaman onu bilenler sofraya niye iki de söylüyorsun? Ya adam düşünen adam ya. Gel yemek yedemezdi Recep. Gel kendini yedir. Mesela bazen dershaneden, Esenler dersinden gelirken yoruluyorduk da görmüyorduk. Gençiz de bazen böyle, öyle biraz kaçamak böyle yapıp böyle bir yerde böyle bir şey oturmak, bir dondurma, ekmek, ne bileyim böyle bir sahile yedi kule denizin kenarı dalga sesine gitmek falan. Geç gelince beklerdi. Ne derdi biliyor musun? Niye geç kaldın yok? Kendinizi gezdirdiniz mi beyefendi? Sen seni gezdiriyorsun. Onu anlatmak için söyledim olayla. Gezdin demezdi. Küçük Hasan, büyük Hasan'ı gezdiriyor. İçerideki dışarıdakine nasıl hakim baksana. Kendinizi, kendiniz gezdirdiniz. Kendinizi gezdirdiniz beyefendi. Ben başka, o başka. Elbette marifetullah lezzeti, en safi lezzet neymiş? En haki saadet. En hakiki saadet, en halis surur, en şirin nimet, en safi lezzet elbette marifetullah'a muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan bir, seven, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, çift gidiyordu ya, tanıyan bir de yetmiyor, seven, nihayetsiz saadete bir, nihayetsiz nimete, nihayetsiz envara, 3, nihayetsiz esrara, sırlara, ya bil kuvve, çekirdek, çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil denilir. Ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Kim? Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, seven insan, nihayetsiz saadete veya nihayetsiz nimete, nihayetsiz envara, nihayetsiz esrara ya çekirdek olarak bil kuvve veya bil fiil mazardır. Onu hakiki tanımayan, onu hakiki sevmeyen, nihayetsiz şekavete, nihayetsiz alama, elemlere, nihayetsiz evhamlara, vehimlere, maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta insan sahipsiz, hamisiz. Düşün ki ben sahibim yok. Boğazın ipi dolanmış, istediği ipi koparmış ya sığır. Sığır ipini koparsa ahırda bağlıydı, bir yere bağlıydı. Boğazına ip dolanmış, üstad diyor ya, ipi boğazında dolanmış, kendisini sergen, baş baş mı zannediyor insan? İnsan şu perişan dünyada, sosyal dayatmalar oradan açtım. Şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sosyal yapı, üçünü de zikrediyorum görüyor musun? İnsan kendisini sahipsiz, hamisiz, koruyan yok gibi bir surette aciz miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Bir daha düz okuyorum. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bil kuvve veya bil fiil mazardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama, manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, başı boş, gayetsiz bir nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, yaptın elinde hiçbir şey yok, semere yok, meyve yok. İnsan kendisini sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç parayı? İşte bu avare nevi beşer içinde, şu perişan dünyada insan sahibini tanımasa, malikini bulmasa,
ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, o vahşetgah dünya, o vahşetgah dünya bir tenezzülgaha döner, bir ticaretgah olur. Girmiyorum şeye, şimdi saatim geçti. Cenab-ı Hakk'a tanımayan, sevmeyen, tanırsa ne olur? Bak, eğer insan hakiki tanırsa, severse, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, sırlara vakıf olurken, kendisine zevk alırken, kendisi kendisiyle beslenirken, çocuk anasını emer gibi insan kendisini emerse, kendisinden zevk alırsa, yaşadığında memnun olursa, yani bizzatın dediği gibi, yani kendinden ve hayattan şikayetçi misin dedi bana. Yok dedim, çok şükür, çok iyiyim elhamdülillah. Yani hayattan memnun musun? Çok iyiyim elhamdülillah. O menzile bağlı bir halife bu bana sonra. Dedi ki, sen diyor o zaman nefsi levame var, günah işler ama levmeder. Yazıklar olsun, Allah kahretsin, nereden yaptım? Levmedi. Mülhime ikincisi. Mülhime ilhama mazhar olur. Mutmaine bir de raziye var. İnsan Allah'tan razı makamıymış. Kendinden, hayatından, Allah sana verdiği nimetlerden, sıkıntılardan hiç şikayetin yok. Lazımdır ki böyle olsun. Böyle olması lazımdı. Her şey olması gerektiği şekilde oluyor. Madem böyle bir ilmi muhit var, bu ilmi muhit insanları ve insanların amellerini görür. Kim nereye layık ve mustakilse ona öyle muamele etti ve ediyor. Edecek. Bu haleti taşıma nispetinde insan nefsi raziyededir. Allah'ın icraatına razidir. İşte insan esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Ama tersi onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, azama, efama, manen ve maddeten muptela olur. Niye? Çünkü diyor, şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde, avare gayesi yok. Çıktı dışarıya, tesbih çeviriyor. Niye canım? Ramazan oruç tutuyor. Oruç tuttuğu halde ne yapıyorsun? Zaman öldürüyorum diyor. Sanki gavurun zamanını öldürüyor. Avare nevi beşer yani. Gayesi yok. Semeresiz bir hayatta. Tamam yaşadım. Abi ben yaşadım 50 küsur. Ne var? Bugün konuştuk ya. Geçmiş sıkıntılarıma oh iyi ki olmuş diyorum. Geçmiş o yanlışlıklarıma. Semeresiz bir hayatta insan sahipsiz. Düşün ki benim sahibim yok. Allah Allah. Mezarlığı nasıl izah edeceksin? Kanseri nasıl izah edeceksin? Koronadan nasıl duracaksın? Yani insan bilsen ki tövbe estağfurullah, tövbe. Sahipsizim. Hamim yok. Hamisiz bir surette. Hami. Anne baba çocuğun hamisi ya. Aciz miskin bir insan. Bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Japon imparatoru da olsa ne yapar? İşte bu avare nevi beşer içinde. Avare. Nevi beşer içinde. Şu perişan dünyada. Avare gayetsiz. Dünyada sen avare olursan, sen kendinden kopuksan, dünya sana kopuk olur tabii. Avare nevi beşer olursan, şu dünyada perişan gözükür. Perişan dünyada, fani dünyada insan sahibini tanımasa, bilmese değil, tanımasa, Allah'ı tanıyacak. Allah bilmek ayrı, tanımak ayrı. Malikini bulmasa, malikini ne demek? Kulenzu bir Rabbin nas, melikin nas, malik. He? Mülkün sahibi. Malik, mülk onundur. Malikini bulmasa,
ne kadar bir çare sergerdan oldu. Sergerdan ne demek biliyor musun? Bak şimdi, hepiniz duruyorsunuz. Her şey duruyor yerinde. Tamam. Şimdi sergerdan yapacağım. Al adamı tut. Çevir hadi. Çevir, 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 çevir. Sonra bırak. Bırak. Her şey ne olur? Hiçbir şey yerinde değildir. Her şey her şeye karışmıştır. Çizgi gibi olmuştur. Dünya ve kendisi aynı böyle oldu. Sergerdan. Sergerdan yani. Bitmiş yani. Şaşkın. Niye şaşkın? Hiçbir şey yerinde değil. Her şey itirazı var. Her şey itiraz ediyor. Her şeyi tenkit ediyor. Hiç memnun değil. Memnun edemezsin. Asıl insanı ya. Laptop alırsın çocuğa. Bilgisayarı alırsın. Telefon alırsın. Ya memnun edemezsin arkadaş ya. Ya bir su içmekte memnun ol ya. Ya düşünebiliyor musun? Yutamayan var. Ya göz kapakların çalışıyor memnun ol ya. Arabanın silecekleri gibi. Ya bugün de dünyanın üstündeydin ya, toprağın altında değil. Ya memnun ol ya. Hiçbir şeyde memnun edemiyorsun. Hiç hiç. Yani niçin memnun değil bu aslın insanı? Hiçbir şey yerinde durmuyor ki. Her şey aynı o döndürülen adam, başı dönen. Dönen bir insan buraları çizgi görür. Her şey her şeye girmiştir. Şaşkın olur. Başı dönmüş olduğunda hiçbir şeyi tanımlayamıyor. Oysa her şey olması gerektiği gibi oluyor. Benim istediğim gibi olmuyor. Olması ne gerekiyorsa. Her şey yerinde. Sergerdan dünyada, yani böyle bir dünya olur onun dünyasında. Olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa ne olur? Ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, mülk onundur. O vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, rahmetine ne yapar? İltica eder. Ya Allah da her istediğimi yapabilecek güçte olduğuna inanırsa iltica olur. Hani devletler arası iltica olur ya, Allah'a iltica eder. Ne olur sonra? O vahşetgah dünya, yani vahşet. Mesela safari gibi Afrika'ya götürseler, bıraksalar, timsah bir yerden saldırır, kaçtın. Sırtlanlar geldi, aslanlar geldi, kobralar geldi. Recep hangi şekilde ölmek isterdin? Kobra yılanına girip, timsahın ağzına girip, aslanın boğazından, sırtlanın ayağı yerine parçalanan hangi şekilde seçerdin? O anda daha karar vermedin. Olan hangisine gideyim de yenileyim? O andaki haletin adı vahşet. İşte dünya, her şey. Ölüm vahşet. O imansızın nazarında. İhtiyarlık vahşet. Korona vahşet. Mikroplar vahşet. Herkes vahşet. Ben bana da vahşet. Kendimden kaçıyorum. Dum 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 dum. Hep böyle bağırıyorum. Arabanın sonuna kadar açıyorum gece yarısı. İçiyorum, kaçıyorum. Bilmiyorum. Vahşet ya. Ben kendimden kaçıyorum. O niye yapıyor? Dum 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 dum. Kendinden kaçmak ancak onunla olur. Çalsam kaçamıyorum. İçki içiyorum, olmuyor. Onu yapıyorum, olmuyor. En son her şey bitiyor. İçki içiyorum, esrar içiyorum, eroin içiyorum, bilmem ne yapıyorum. Ondan sonra baktı şey, bir yine doğru şey. Bu vahşetgah bu yani, bu haletler. Bu vahşetgah dünya onun nazarında. Onun nazarında böyle bir dünya. Biz, bu tersi olursa ne olur? Bir tenezzügaha döner. Kimisine vahşetli bir dünya. Kimisine tenezzül, gezme yeri. Aa Allah mesela şey kafileyi alıyorlar ya, Dolmabahçe'yi gezdiriyorlar. Bu Abdülhamit, bu Yavuz'un, bu Kanun'un, vay böyle müzeyi dolaşıyorsun ya. Bu dünya nedir? Allah'ın müzesidir. Dolaşma yeri, Allah'ın müzesine geldik. Kafile reisimiz aleyhissalatü vesselam tarif ediyor. Sözlerde diyor, tarif edici. Bu budur, bu da budur. Ama tarif edici Dolmabahçe'de Topkapı Sarayı'nda gezdirirken adam oradaki çöplüklerle sigara izmaritliğiyle meşgul. Lan ne bu ne şey yaptılar diyor. Bu sigara ne yapsın? Lan bırak şimdi onlarla şey meşgul ol. Sanat mı? Ona tenezzügaha döner. Tenezzügaha dönünce ne olur? Vahşetten çıktın. Dünya bir müze gibi gezinti yeri olur. O zaman
madem biz bu memlekete geldik, dolaşmaya geldik, kafile reisimiz var. Bu arada benim memleketimde lazım olan, yolda lazım olan bazı şeyleri de alayım. Ticaretgah olur. Dünya vahşetgahtan çıkar, tenezzülgaha ve ticaretgaha döner. Gezinti yeri. Mesela gittik Çin'e, yağmur var. Ya niye var? Ya kardeşim niye yağmura küfür ediyorsun? Niye düşman oluyorsun? Ya bu böyleydi ya. Musun yağmurlar Hindistan'da olur, Çin'de olur. Niye Arabistan'da ateş var? Lan onun için gittin zaten. Oranın özelliği o. Oraya hakaret etme küfür değil. Orada tenezzül et, ticaret et. Yani orada kalacağın kadar değerlendir. Orada devamlı kalmayacaksın ki oraya sitem ediyorsun. Sıcaktır, soğuktur. Ulan biz dünyada devamlı kalacağız. İkide bir biz bu yaşanır mı ya burada ezeli ebedi? Hep ölümü mü yaşayacağım? Her zaman ölüm, her gün ölüm, her gün ölüm şey geliyor, ihtiyarlık geliyor, konu. Ya böyle bir yaşantı olmaz ki. Bazen beni de kaptığı zaman ya bir gitsek de kurtulsak şuradan ya. Bitirse, ulan vallahi diyorum, yemin ediyorum. Ulan gitsek de şu ölüm korkusundan korksak. Ölümü öldürmek. Bir ölüm korkusundan, şu kabirden, şundan bundan. Ulan bir de en bahtiyar kim diyorum. Ulan imanı kazanmış abiler var ya muhtemelen. Ulan ne bahtiyarlar be, imanı kazanmış, garantilenmiş, geçmiş. Çünkü geçmiş, imanı kazanmış ya kesin. Onlar kadar bahtiyar kimse yok ki, kazanmış ya. Ulan bir böyle, biz de bir öyle imanı kazanıp geçseydik öteki tarafa, ondan sonra ne oluyor? Artık ölüm korkusu yok. İmanı kazanma, kaybetme derdi yok. Bitti. Ulan burada her şey burada. Ha ticaret ya. Geceniz çok uzattık ama. Dua da yapamıyorum. Kendisi dua olsun. Amin. El Fatiha. Amin. Allah razı olsun. Amin. Geceniz mübarek olsun. Bir seyahat ettik. Kendimiz kendimizde. Kendimiz kendimizden zevk aldık. Şu anda hiç ses yok. Niçin biliyor musun? Herkesin beşeriyetten çıkıp insaniyet latifeleri inkişaf ettiği için biz bizdeyiz, biz bizde sefer ediyoruz, biz bizde ticaret yapıyoruz, biz bizi seviyoruz. Eğer sen seni sevemeseydin, sevilecekleri sevemezsin. Mesela bir misal vereyim. Diyor ki, ustadın söylediğini söyleyeyim, sonra eylemseli söyleyeceğim. Muhabbet gözü kusur görmez. Muhabbet haleti. Çünkü onun aleminde o adam yaşayabilir, eşi de yaşayabilir. Adavet tersini düşün, mefhumu muhalifi. Adavet gözü hiçbir iyiliği görmez. Öyle değil mi? Hiçbir iyiliği görmez. Şimdi ki, eğer bir insanda muhabbet hakim oldu mu, çoluk çocuğunu sırf acımaya inkılap eder. Yani bu yanlışı yaptı, çalıp çıktı yani. Şimdi kardeşim, bunu niçin söylüyorum? Muhabbet gözü kusur görmez. Şu anda sende huzur var mı? Var. Ne demek biliyor musun? Bu kanunu kullandım. Beşeriyetten, o nispetten çıkmışsın. Sen senden lezzet alıyorsun. Sen sendesin. Bunun adı huzurdur. Bunu anlatamazsın ki şu andaki şey. Sen senden keyif alıyorsun. Sen seni keşfettin. Öyle.